Merhaba sevgili izleyenler. Kanal T Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu ana haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi günün önemli gelişmelerini bu ekranlarda birlikte paylaşacağız. Bültenimizi bir yangın haberiyle açıyoruz. Muğla'nın Ulay ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Edinilen bilgiye göre saat 14.30 sıralarında Muğla'nın Ulay ilçesine bağlı Karabörtlen mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kızılçam ormanlarının bulunduğu bölgede rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına havadan 2 uçak ve 3 helikopterin yanı sıra karadan çok sayıda ekip de müdahale ediyor. Güçlükle yürütülen çalışmalarda yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın yaşandığı anda güvenlik kameraları kayıttaydı. İşte kaza anı. Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Karaçulha Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Ali Can G, idaresindeki 07VJC24 plakalı otomobil ile yolun karşısına geçmek isteyen Arife Keskin'e çarptı. Çarpmanın hızı ile otomobilin ön camından içeri giren Keskin ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerinden ve polisten yardım istedi. Olay yerine gelen 112 acil ekipleri Keskin'i hemen olay yerine en yakın olan özel bir hastaneye kaldırdılar. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Keskin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı iş yeri kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasında Arife Keskin yolun karşısına geçmek için bir süre bekledikten sonra yavaşça yürüyor. Yolun ortasına geldiğinde bir otomobilin hızlı bir şekilde önünden geçiyor. Arkadan gelen Ali Can G, önde giden otomobili yakın mesafede takip edip ve sağa doğru hafif manevra yapınca yolun ortasında bulunan Arife Keskin'e çarpıyor. Sürücü Ali Can G'nin ise gözaltına alındığı öğrenildi. Darbe girişimi sonrası kamu kurumlarında gözaltı ve tutuklamalar devam ediyor. Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması soruşturması kapsamında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 2 polis ve 2 öğretmen tutuklandı. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Muğla'da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Muğla Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Ersin Sekmen ve Muhittin Köklü ile öğretmen Mehmet Necip Yakup ve özel bir kolejde öğretmenlik yaptığı öğrenilen ve FETÖ-PDY örgütünün dijital bölge imamı olduğu açıklanan Tuncay Şefkat, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. FETÖ-PDY soruşturması kapsamında Cumhuriyet Savcılığındaki sorguları tamamlanan 4 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Öte yandan Muğla Valisi Amir Çiçek, FETÖ-PDY terör örgütüne yönelik 15 Temmuz tarihinden bu yana yürütülen operasyonlar hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 15 Temmuz'da Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunanlar dahil hakim, savcı, asker, polis, öğretmen ve diğer kamu görevlilerinden FETÖ terör örgütüne mensup olduğu veya bu örgüte yardım ettiği iddiası ile gerçekleştirilen operasyonlarda 247 kişinin gözaltına alındığı, gözaltına alınanlardan 98'inin tutuklandığı, 76 kişi hakkında adli kontrol ile serbest bırakıldığı, 30 kişinin serbest bırakıldığı, 11 kişinin başka illere sevk edildiği ve 32 kişinin ise soruşturma ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği açıklandı. Bir vatandaşımız soy isim benzerliği deyip geçmedi. FETÖ-PDY terör örgütü lideri Fethullah Gülen ile aynı soyadını taşıyan vatandaş soyadını değiştirmeye karar verdi. Bodrum'da yaşamını sürdüren 60 yaşındaki Nejat Gülen, soyadını FETÖ-PDY terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen ile aynı soyadı olduğu için utanç duyduğunu açıkladı. Gülen, soyadını ata olarak değiştirmeye karar verdiğini söyledi. Ülkemize yaşanan olaylardan, bu hain saldırılardan dolayı, askerin sıkılan kuruşundan dolayı. Zor bir karar, kolay bir karar değil. Geçmişimiz Manisa'da bellidir. Sarıçam'da, Gaziacan, Sanatarya dediği zaman tek bizi tanırlardı, Gülen ailesi olarak. Fakat bu yaşanan olaydan sonra
soyadımı değiştirmeye karar verdim. Utanç duyuyorum. Hiç yaşamadım ama utanç duyuyorum. Yani bir yere gittiğim zaman Neşat Gülen dediğim zaman yüzüme bakıyorlar. Hani öyle kirlenmiş bir pis soyad olmuş ki. Gülen soyadı. Ben karar verdim. Ben taşımak istemiyorum. Ha, çok önümde prosedür olacak şimdi. İşte diplomalarım, ehliyetlerim, kaptan ehliyeti, bir ton evrak. Bunlar bana yardımcı olacak. Ehliyetim değişecek. Yani her şeyim değişiyor. Sıkıntılar yaşayabilecek miyim? Ne tür zorluklar çekeceğim onu bilmiyorum. Ama soyadımı değiştireceğim. Atatürk'ün kısası Ata olarak olacak. Necat Ata diye. Ve gururluyum da yani şu anda. Bu kararı aldım ben. O pis soyadı taşımak istemiyorum. Ve yine bir yangın haberi var sırada. Bu kez olay yeri Ortaca. Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen ahır yangınında 1000 balya ot kül oldu. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Dalyan Mahallesi Marmarlı mevkiinde Süleyman Akkuş'a ait ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Görenlerin haber vermesiyle olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ve Dalaman Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri geldi. Yangına müdahale eden ekipler yangını kontrol altına alarak söndürme ve soğutma çalışması yaptı. Yangında ahırda bulunan 1000 balya ot zarar görürken 2 adet büyükbaş hayvan ise yangının başladığı esnada komşular tarafından kurtarıldı. Ahır sahibi Süleyman Akkuş yangının sabotaj sonucu çıktığını iddia etti. Müşteri geliyordum, bayram doluydum şu burası. Bana dedi ki bu ahırı kaldır. Biz de buraya şey aldık, sensöre. Tarım arazisi tapusu aldık 2B'de. Ondan sonra belediyeye şikayet etti bana. 7 gün süre verdiler bana. Şurada gübrem vardı, hayvanların gübresi. Onu aldım. Tekrar bugün zabıtakine geldi. Durmuyor kadın. Buraya illa şey yapacak. İşletme açacak. Bu da aynı. Bu kadın da aynı. Bir hiç durmadan buraya pansiyon, kaçak bir de. Kaçak yapı yapıyorlar. Yani öyle şey değil. Şey kaçak. Hem kaçak inşaat devam ediyor burada. Bu inşaatlar hep kaçak. Hem bu ahırın kalkmasını istediler. Bu benim arazinin üst tarafı. Bu malzemeleri alıp da buraya garaj yapmayı düşünüyor kadın. Burada kendine göre bir yer, bir ticari iş yapacak burada. Hem kaçak yapacak. Ben buna jandarmaya şikayet ettim. Burada aşağı yukarı 800'ün üstünde 1000 balya otum vardı. 2 tane inen vardı. İneklere o komşu çözmüş. Ama aynı zamanda yakana da ondan şüpheliyim. Hem çözüyor hem haber veriyor. Ben uyuyordum evimde. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Turizmde olumlu gelişmeler var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından Türkiye-Rusya ilişkilerinin olumlu bir havaya bürünmesi turizmcileri sevindirdi. Trofet Başkan Yardımcısı ve Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Yavuz Torunoğulları konuyla ilgili görüş bildirdi. Bu saatten sonra yapılacak her çalışma 2017 esaslı, 2018 esaslı olarak değerlendirmek lazım. Bizim 2016 için artık Ağustos'un ortasına gelmişiz. 2016 yaz sezonu için şu sonucu bu sonucu alırız dememiz hayal olur. Zaten şimdi devletlerde bir takım kararlar veriliyor ama bir de bürokrasi var. Yani bu kararların bürokrasiye dökülmesi, imza altına alınması, karşılıklı onaylanması vesaire de bir zaman alıyor. Haliyle bugünden itibaren bu sezon için yani ben çok ciddi bir katkısı olacağını zamanlama açısından düşünmüyorum. Ne gelirse tabii ki avantaj. Ne kadar gelirse avantaj ama bu hamle özellikle 2017 yılı için çok önemli bir hamle ve 2017 yılında Rusya'dan düşündüğümüz düzeyde bir yolcu alırsak Antalya bu anlamda özellikle rahatlayacağı için bizim sahip olduğumuz müşteri profiline yönelmeyecektir. Bu da bizim buradaki işte özellikle İngiltere anlamındaki sayılarımızı belki toparlamamıza fayda sağlayacaktır. Bu gelişmenin olmasını biz turizm sektörü olarak tabii ki önemsiyoruz, değerli de buluyoruz. Zaten uçak krizinden itibaren hep bunu sektör olarak da ifade ettik. Bir an önce normalleşmesi ve barış dilinin kullanılması. Bunun gecikerek de olsa sonuç alınmasını açıkçası çok memnunuz. Buna paralel ama diğer taraftan da işte Avrupa ülkelerinde bir negatif durum söz konusu. Sezon başındaki konuşmalarımızı hatırlarsanız
Özellikle Nisan ayında yaptığımız görüşmelerde işte %10 ile 15 arası bir eksinin olduğunu ve bunun da sezon içerisinde kapatılabileceğini öngörüyor idik sektör olarak. Ama hem Türkiye'deki yaşanan olaylar, bütününü tek tek şimdi saymayayım, bütün bunları üst üste koyduğumuzda ve özellikle son dönemde Avrupa'daki oluşan bir negatif kara propaganda, artık adı her neyse, aleyhine oluşan negatif propagandanın da etkisiyle %35'i aşan şu an bir eksimiz var Avrupa'da. Tabii bunlar hiç öngörülebilir şeyler değildi. Onun için de yani bu anlamda da mutlaka bizim bir takım çalışmalar hem sektör hem kamu olarak yapmamız gerekecek. Ama önce işte hükümetler veya devlet başkanları düzeyindeki atılacak hamleler yine belirleyici olacak. Bunları da önümüzdeki günlerde yaşayıp göreceğiz. Mevsim güzel, memleket güzel, tatil de güzel. Bu kadar güzellik içerisinde tatilin tadını çıkaranlar da var, eğlencenin suyunu çıkaranlar da. Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu'nu ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler kanyondan çıkan Karaçay'ın serin sularında şişme botlarla rafting yapıyor. Fethiye'den Jeep Safari turlarıyla Muğla-Antalya sınırındaki doğa harikası Saklıkent Kanyonu'na gelen tatilci ve turistlere kanyondan çıkan Karaçay'da rafting imkanı sunuluyor. Önce rafting hakkında bilgi verilen tatilci ve turistler daha sonra suya bırakılan şişme botlara biniyor. Grup halinde rafting'e başlayanlar hızla akan su yüzünden zamanla birbirinden kopuyor. Bazı raftingçiler şişme botları birbirine bağlayarak çocuklarıyla da bu heyecanı yaşama fırsatı buluyor. Rafting sırasında ana su kanalından çıkan tatilciler ise geri dönmek için büyük çaba harcıyor. Parkur sonunda botları akıntıyla sürüklenenler, rehberler tarafından yakalanarak kıyıya çekiliyor. Rafting çok güzeldi. İlk defa böyle bir şey yapıyoruz. Güzeldi ama su buz gibiydi yalnız. Birkaç kere takıldık oralarda ama iyiydi. Çok güzeldi. İçime bu kadar su gireceğini bilmiyordum ama yine olsa yine yaparım herhalde. Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan binlerce vatandaş ölümlü kazaların olduğu ve önlem alınmadığı gerekçesiyle Bodrum-İzmir karayolunu yaklaşık 3 saat ulaşıma kapadı. Karayolunda 10 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluştu. Bodrum-İzmir karayolu Bafa Mahallesi 4 yol mevkiinde son olarak bugün saat 10.30'da ölümlü kaza meydana geldi. Otomobilinden inen 30 yaşındaki sürücü Ayşegül Erarslan, yolun karşısındaki bir dükkandan alışveriş yaptıktan sonra tekrar aracına dönmek isterken 23BH735 plakalı kamyonun altında kalarak ağır yaralandı. Erarslan, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Yaklaşık 7 ay önce yol yapım çalışmalarına başlanması nedeniyle bir şeridi kapatılınca tek şeride düşen yolda ölümlü kazaların yaşanması yüzünden tepkili olan insanlar Eraslan'ın öldüğü kazayı öğrenince sokağa döküldü. Yaklaşık 2000 kişi saat 11'de Bodrum ve İzmir'e giden yolu her iki yönden ulaşıma kapadı. Ayrıca alternatif yolları da ulaşıma kapattılar. Çok sayıda jandarma ve polis ekipleri karayoluna sevk edildi. Gösterici kalabalıkla konuşan güvenlik güçleri yolun açılmasını istedi. Ancak vatandaşlar son bir hafta içinde ikinci ölümlü kazanın olduğunu belirterek seslerini duyurmak için yolu açmayacaklarını ifade etti. Ayrıca Muğla Valisi Amir Çiçek ile görüşmek istediklerini söyledi. Yaklaşık 3 saat süren jandarmanın ikna çabaları sonrası vatandaşlar gerekli önlemlerin alınacağının sözünü alınca yolu açtı. Hafif ticari aracın çarpıp yola savurduğu 70 yaşındaki Gülistan Özbay, arkadan gelen Sami Özer yönetimindeki aracın üzerinden geçmesi sonucu feci şekilde can vermişti. Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen ve bundan birkaç gün önce ana haber bültenimizde ekranlarınıza taşıdığımız feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Fethiye Karagedik Mahallesi Osmankaya Bulvarı üzerindeki kaza 6 Ağustos'ta saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Yürüyerek Karagedik Mahallesi'ndeki oğlunu ziyaretten dönen Gülistan Özbay, yolun karşısındaki evine gitmek için bulvara girdi. Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Özbay'a, Muğla istikametinden gelen Uğur Yener yönetimindeki 48 HU 476 plakalı hafif ticari araç çarptı.
Özbay, kanlar içinde yola düşerken kazayı gören çevre sakinleri yaşlı kadına müdahale etmeye çalıştı. Ancak aynı istikametten gelen ve kazayı fark etmeyen Sami Özer, 77BA272 plakalı hafif ticari aracıyla yerdeki Özbay'ı altına alıp 5 metre sürükledikten sonra üzerinden geçti. Özbay, 7 Ağustos'ta Karagedik Mezarlığı'nda toprağa verilirken, kaza sonrası gözaltına alınan araç sürücüleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kazanın ardından Özbay'ın üzerinden geçen aracın araç kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, ailesiyle birlikte tatile çıkan Özer'in aracına akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra yola çıktığı görülüyor. Bölünmüş çift şeritli yolun sağına park etmiş araçları görünce sol şeride geçiyor. Yaya geçidinden birkaç metre ileride yerde yatan Özbay'ı son anda gören Özer son bir hamle yapıyor ancak yaralı kadının üzerinden geçmekten kurtulamıyor. Araç Özbay'ın üzerinden geçerken yaşlı kadına müdahale etmeye çalışan başka bir araç sürücüsü de ezilmekten son anda kaçarak kurtuluyor. Bu sırada aracın içinde yaşanan panik anları ise kameraya yansıyor. Bir yolun varsa gidilecek, sona bırakma. Bir sözün varsa dilden yüreğe hiç susma. Görmen gerekiyorsa birini git yanına. Okşaman gereken bir yürek varsa esirgeme elini. Hayat çok zalim. An gelir elini, gözünü, yolunu, yüreğini alır senden. O zaman istesen de dokunamaz, göremez, gidemez, söyleyemez olursun. Can Yücel, Türk Edebiyatı'nın usta şairi 17. ölüm yıl dönümünde Muğla'nın Datça ilçesindeki mezarı başında anıldı. Uluslararası Kinidos Kültür ve Sanat Akademisi tarafından Can Baba'ya Bin Selam adıyla 12 ile 14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen anma etkinlikleri kapsamında ülkenin dört bir yanından gelen onlarca şair, yazar ve sanatçı Can Yücel'in mezarı başında buluştu. Mezarlıktaki anma töreni Datça Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partili Gürsel Uçar ve Uluslararası Kinidos Kültür ve Sanat Akademisi Başkanı Nevzat Metin tarafından Can Yücel'in kabrine çiçek bırakılmasıyla başladı. Tiyatro sanatçısı Gülsen Tuncer burada yaptığı konuşmada Can Yücel'in Türkiye'nin çok önemli bir evladı olduğunu söyledi. Aklımızda belediye meclis üyeliği yoktu. Belediye meclis üyeliğini soktu. Ölümünden önceki onunla çok fazla beraber olmadık ama kaç defa da olsun beraberliğinizde bizlere çok şeyler öğrettiğini düşünüyorum. Anma töreni öncesi usta şairin mezarı başında yine şarap dökme olayı yaşandı. Öğle saatlerinde mezarlığa gelen 3 kişi beraberinde getirdikleri şarabın bir bölümünü şairin anıt mezarına döktü. Daha sonra Can Yücel'in ruhuna kadeh kaldıran üçlü şarap içerken kendi görüntülerinde cep telefonuyla kaydetmeyi ihmal etmedi. O anlar Doğan Haber Ajansı kamerasınca da görüntülendi. Burdur Yeni Sanayi Sitesi'nde mermer taşıdıkları esnada yüklü kamyonun devrilmesi sonucu tonlarca ağırlığın altında kalan genç feci şekilde can verdi. Olay saat 15 sıralarında Burdur Yeni Sanayi Sitesi'ndeki özel bir mermer şirketi önünde meydana geldi. İddiaya göre iş yeri önündeki boş alanda bulunan yüklü kamyondan granit mermer indirmek üzere aracın üst kısmına çıkan 27 yaşındaki Mehmet Yılmaz çalıştığı esnada dengesini kaybeden kamyonun da yan yatması sonucu tonlarca ağırlığın altında kaldı. Olayın ardından bölgeye itfaiye ekipleriyle 112 acil servis ekipleri sevk edilirken yapılan kontrollerde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen emniyet ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak Cumhuriyet Savcısı nezaretinde gerekli incelemeleri yaparken hayatını kaybeden Yılmaz'ın yakınları ise sinir krizi geçirdi. Yılmaz'ın yakınları olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından tedaviye alınarak güçlükle sakinleştirildi. Öte yandan polis güçleri olayla ilgili soruşturma başlatırken Yılmaz'ın cansız bedeni ise otopsi işlemleri için Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Antalya'da 17 yaşındaki Şamil Tayyar Bayrakçı, Kartal Tepesi olarak adlandırılan 25 metre yükseklikteki falezlerden denize balıklama atlayınca hastanelik oldu.
Konyaaltı sahilinde akşam saatlerinde arkadaşlarıyla yüzen Şamil Tayyar Bayrakçı, ardından varyant altındaki Kartal Tepesi olarak bilinen 25 metre yükseklikteki palezlerden denize balıklama atladı. Profesyonel yüzücü olan Şamil Tayyar Bayrakçı'nın suya çarpmanın etkisiyle boynu incindi. Denizde hareket etmekte güçlük çeken Bayrakçı, kendisi gibi yine profesyonel yüzücü olan arkadaşları tarafından kıyıya çıkarılarak 112 acil çağrı merkezinden yardım istedi. Sahile gelen sağlık görevlileri müdahalenin ardından Şamil Tayyar Bayrakçı'yı ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Turizmdeki olumsuzluklar Yörük Müzesi'ni etkilemedi. Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Türkiye'nin en büyük özel yörük müzelerinden olan Kargı Mahallesi'ndeki Enver Yalçın Yörük Müzesi'ni 8 ayda 80 bin kişinin ziyaret ettiği ve turizmdeki olumsuzlukların müze ziyaretinde etkili olmadığı bildirildi. Yaklaşık 3000 aşkın yörüklerin kullandığı eşyaların sergilendiği Yörük Müzesi'ni özellikle yöreye gelen yerli turistlerin yanı sıra İngiliz ve Arap turistlerin yoğun şekilde ziyaret ettiği öğrenildi. Her yıl 100 bin aşkın ziyaretçinin gezdiği Yörük Müzesi'nde 100 ila 150 yıllık yörük eşyalarının yanı sıra Karasaban'dan Dirgen ve Döğen'e kadar çiftçilerin kullandığı her türlü eşyalar da bulunuyor. Müzede en çok dikkati çeken eserler arasında 70 ila 80 yıl önce kullanılan kandiller, radyolarda yer alıyor. Yörük Müzesi'ni Dalaman eski kaymakamı ve Danıştay'ın yeni üyelerinden Ahmet Saraç ile birlikte gezen turizmci Yalçın, Muğla bölgesinde böyle bir müze bulunduğu için çok şanslıyız dedi. Bu özel bir müze, yörük ve etnografik eserleri, Anadolu insanının kullandığı eserlerden oluşan müze efendim. Şimdi tabii mutlaka darbenin büyük bir etkisi oldu turizme ama yine insanımızın, bilinçli insanımızın, Türk insanı hakikaten bilinçli bir insan. Darbeleri ve birçok sıkıntıları geçmişte aştığı gibi bugün de yine aşmıştır. Turizm iyi gidiyor bugünlerde, yani en azından bizim işlerimiz iyi. İnşallah dostlarımızın işleri de iyidir. İyi gidiyor, yani ben şimdilik iyi görüyorum. Bu darbelere rağmen çok şükür iyi halimiz efendim. Yaklaşık 80 bin kişi ağırlamışızdır efendim ilk 8 ayda. Tabii darbe olmasaydı bu 100 bini bulurdu. Turizmin en şaşalı günlerini yaşıyoruz. Şimdi bugünlerde mesela Ağustos, Temmuz, Ağustos ayı biliyorsunuz en yoğun yaşadığımız aylar esasında. Darbeden ufak bir düşüş oldu. Memurların geri çağrılmasıyla, izinlerin iptaliyle ilgili de sıkıntı oldu ama artık izinlerin açılmasıyla da son günlerde gayet güzel gidiyor. Tabii bazı turizmci arkadaşlarımız şikayetçi, yani biraz şikayetleri var ama yine de iyi, yani buna da şükretmek lazım. En azından yani bu seneyi böyle atlatırsak seneyi daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani bu açığı kapatacağız inşallah. İnsanlar ülkemizin de bu yani temizlenmesiyle biraz daha geleceğe güvenle bakıyorlar diye düşünüyorum. Kurban Bayramı'nda iyi değerlendireceklerini düşünüyorum efendim. İngiltere başta olmak üzere İngiltere, Almanya, şu son günlerde Araplar var. Dubai'li Araplar, işte birçok Arap ülkesinden de çok fazla gelenler var. Yani yok denmesine rağmen bu sene bayağı da bir Rus turist ağırladım yani. Rusya'dan da var. Birçok ülkeden, Mısır'dan var bu sene gördüğüm kadarıyla. İşte Suriyeliler var. Suriyeli iş adamlarının oradan kaçanları birçok insan var. Hali vakti yerinde insanlardan da görüyoruz efendim. Efendim şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aranın hemen akabinde spor bülteniyle tekrar birlikte olacağız. Devasa bir fabrika düşünün. Üreticiden üreticiye ekonomik, kaliteli ve garantili kavramlarını bir arada sunsun. Muğla'da ilk ve tek olma özelliğine sahip Ader Plastik, Sera Örtüleri Üretim Fabrikası, dilediğiniz katkılarla, istediğiniz ebat ve ölçülerde 12, 24, 36 ve 60 aylık sera örtülerini sizler için üretiyor. Ayrıca klips üretimiyle de yeni tesisinde hizmetinizde. Ader Plastik, Çobanlar Mahallesi, Çobanlar Sokak, numara 485 Seydi Kemer'de. Ürün sipariş hattı 0252 657 4050. İkinci el otomobilde her zaman birinci sınıf tercih. Üst segment araçları ile Muğla'da tek. Muğla Aydın Karayolu 10. kilometre Salih Paşalar Mahallesi. 532 517 7817.
Ömer Auto. Geçmişten günümüze değişmeyen ilkemiz, grup olarak ticari faaliyetlerimizin devamlılığını sağlarken kalite ve dürüstlükten ödün vermemektir. Sanlar Grup, eve giden değil, evinize giden yol. Kanal F ekranlarındaki birlikteliğimize spor bülteniyle devam ediyoruz. Fethiyespor gençlerine güveniyor. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Fethiyespor, iskelet kadrosuna 8 oyuncu takviyesi yaparken özellikle altyapıdan gelen genç oyuncularına güveniyor. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Fethiyespor'un 26 kişilik kadrosunda altyapıdan gelen tam 9 oyuncu bulunurken bu oyuncuların her birinin ilk 11'de 90 dakika yer alabileceği ifade ediliyor. Fethiyespor'un altyapıdan gelen oyuncuları formayı kapabilmek ve teknik sorumlu Enver Ataçocuğu'nun gözüne girebilmek için antrenmanlarda büyük çaba harcıyorlar. Fethiyespor'a altyapıdan yükselen kaleci İlker, Hakkı, Serdar, Ömer, Rıdvan, Enes, Çağatay, Mertcan ve Anıl bu yıl formayı kapabilmek için çok fazla çalışmakta olduklarını söylediler. Efendim, Kanal F Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu ana haber bültenini izlediniz. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Daha çok haber, haberlerin geniş özetleri ve en sıcak gelişmeler için kanalf.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Bir başka bültende görüşünceye dek sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Umut Güvenlik Sistemleri hava durumunu sunar. Güvenlik sistemleri hava durumunu sundu.